Herkese merhaba. Benim adım Gizay. New York'ta yaşıyorum. Ve bu kanalda deneyimlerimi ve size yardımcı olabileceğini düşündüğüm bilgileri paylaşacağım. Bir önceki videomda nasıl taşındığımdan bahsetmiştim. İlk New Jersey'deydim. Sonra Brooklyn Shipstead Bay'e taşındım. Daha sonra da iki oda bir salon eve taşıma kararını aldığımız için oda arkadaşımla yeni ev bakmaya karar verdik. Size önereceğim ev bakmak için en uygun benim kullandığım araç StreetEasy diye bir app var, web sitesi var. Burada genellikle scam olmuyor. Yani buraya evini koyduğun an kesin, yani dolandırıcı değil. Çünkü o kadar çok web sitesi var ki çoğu dolandırıcı, yalan dolan. Yani şundan bile karşılaştım, arkadaşımın başına geldi. Evi gösteriyorlar. Bir doküman imzalatıyorlar sana yalandan, kendi lisinmiş gibi. Daha sonra da adam parayı alıyor, kaçıyor, kayboluyor. Ve imzaladığın doküman hiçbir şey yaramıyor çünkü fake. O yüzden birçok şey duyduğum için ben bayağı bir dikkatli olmaya başladım bu konuda. Bu StreetEasy, bir de ikincisi de Zillow diye bir app, web sitesi. Zillow'dan da çok bakıyorum. Ama aynı zamanda Facebook'ta gruplar var. Gypsy Housing var. NYC Roommate Finder gibi böyle bir gruplar var. Birçok grup var. Yani üyesi en çok olana üye olmaya dikkat edin. Çünkü diğerleri biraz dolandırıcı olabiliyor. Size önerim, ilk defa taşındıysanız direkt hiç ev kiralamaya bakmayın. Çünkü dediğim gibi ne gerekecek? Kredi skoru gerekecek. Bank statement gerekecek. Bu statementlarda da sizin pay stubları, yani her ay bankanızda iş yerinizden yatan para miktarını görmek istiyorlar. Bu gerekecek. Sizin rent history gerekecek. Yani daha önce yaşadığınız yerlerin adreslerini soruyorlar güvenmek için. Çünkü burada şöyle bir olay var. Yani şimdi o kural değişti. Bir yıl önce değişti galiba, ama daha önce eğer mesela senin lease bitti, sen taşınmıyorsun, kirayı da ödemiyorsun, seni mahkemeyle evden atana kadar o evde bedava yaşayabilirsin. Daha sonra korona zamanı şöyle bir olay oldu. Kirayı ödemeden bedava yaşıyordu bir sürü insan. Başlarına da hiçbir şey gelmedi. Tabii en sonunda zorla attırılıyorlar evden. Ama böyle şeylerle karşılaşmamak için birçok doküman istiyorlar. Bu dokümanları sağladığınız takdirde genelde 700 ve üstü kredi skoru istiyorlar. Bunun için de kredi kartı açmış olmanız lazım. Kredi kartları Türkiye'dekinden farklı burada. Çünkü Türkiye'de ne kadar çok harcarsan o kadar iyi gibi bir olay var. Burada öyle değil. Mesela daha kredi kartını ilk açtığımda deneme kartı diye bir şey verdiler. Yani size kredi vermiyorlar. Kendi cebinizden 300 dolar yatırıyorsunuz ve onu döndürüyorsunuz. Bu süreyi geçtiğiniz an o 300 dolarınızı iade edip size kredi vermeye başlıyorlar. Mesela diyelim ki sizin krediniz 300 dolar. Sadece 100 dolar harcayabiliyorsunuz. Eğer ki 100 dolardan 1 dolar fazla harcarsanız kredi skorunuz düşüyor. Çünkü kaç para kazandığınız çok önemli. Çünkü genelde rentten aylık rent çarpı 40 kazanmanız gerekiyor. Bu iki kişi kiraladığınızda biraz daha değişiyor ama yine tüm uygulamalar aynı. O zamanlar ikimiz de, ben ve ev arkadaşım, ikimiz de o kadar para kazanmıyorduk. Evlerin kiraları nasıldı o dönem? İki oda bir salon 1900'den başlıyor. 1900'den. Hani daha ucuzları, şimdi o zamanlar bizim cebimizde paramız da yok çok fazla. Hani eğer ki emlakçıyla bulmuş olsaydık muhtemelen daha ucuz bir ev bulabilirdik. Ama kendimiz no fee bulduğumuz için bize 2000 dolardı bulduğumuz ev. Tabii ki yaşadığınız mahalle de çok önemli. Benim yaşamak istediğim bir Shipstead Bay'di, yine bulamadık.
Yani iki oda yoktu. Bir oda var, artık oda paylaşmak istemiyorum çünkü yaşadığım kişi çok horluyordu, böyle dişlerini gıcırdatıyordu falan. Benim de uykum çok hafif, çok sıkıntılıydı yani benim için. O yüzden iki oda istiyoruz. O yüzden bakmaya başladık. Tabii ben daha bilmiyorum hangi mahalle nasıl, iyi mi kötü mü falan, bunları bilmiyorum daha. Rastgele yazıyorum Speakeasy'ye, Streeteasy'ye. Nere uygunsa tamam hadi buluşalım yazıyorum emlakçıya. Gidiyoruz. İşten sonra gidiyoruz böyle. Sürekli biz yollarda. Bir gün baktım bir tane ev çok güzel. Duplex binada ama hani iki katlı yapmışlar. Yerler full böyle tile. Yerden ısıtmalı. Ve ev sıfır yani, yeni, daha yeni yapılmış belli. Ve 2000 dolar. Dedim bu ev niye bu kadar ucuz? Hadi bir gidelim görelim. Tabii biz bilmiyoruz bu evin bulunduğu nokta nasıl bir yer. Bindik trene, indik East New York'ta. İndik, dışarıda yürüyoruz. Baktım her yer bir değişik bir yap, yani bu bina yapıları da değişik. Böyle sokaklarda çöpler, her yerde çöp. Böyle insanlar böyle şey etkisinde, kötü madde etkisinde böyle bayılmışlar, böyle duruyorlar. Ve yürüdükçe fark ettik ki sokaktaki tek beyaz biziz. Üç tane kız gittik. O da arkadaşım, bir tane de arkadaş bizde geliyor. Bir anda bir tane adam koşa koşa geldi. Benim oda arkadaşının gözüne şu parmağın neredeyse soktu yani, şöyle duruyor. Senin gözlerin çok değişik falan yaptı. Sonra bastı gitti adam. Yani biz tabii korktuk. Öteki kız korktu, dedi ki ben geri döneceğim. Kız bastı gitti. Daha eve varamadık. Neyse yürü 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 gittik. Böyle yıkık dökük her yer. Sonra bir baktım bir tane sıfır bina yeni parlıyor böyle orada. Karşısında da böyle yanmış, önünde böyle bayılan tipler. Dedim biz nereye geldik? Neyse emlakçı geldi. Adam bize içeriği gösteriyor. Ev süper falan. Adama dedim ki burası güvenli bir mahalle mi? Adam durdu, dedi ki bu bina güvenli. Tabii biz çıktık. Öteki tren istasyonuna yürüyoruz bu sefer. Çünkü geldiğimiz yer bizi korkuttu. Öteki yere yürüyoruz. Ötekisi daha kötü. Yürüdüğün yer yani, böyle biri bir şey yapsa, atsa kimse bulamaz yani, öyle bir yer. Neyse biz eve geldik, travma yaşadık tabii. Sonra ertesi gün işe gittim, dedim ki ben East New York'ta böyle bir ev baktım, herkesin suratının rengi değişti. Bir tane siyahi bir çocuk vardı, dedi ki ben bile siyahım, ben bile, benim götüm yemez yani oraya gitmeye. Sen nasıl gittin? Meğer Google'a yazdım, East New York, New York State'inin en tehlikeli, suçun en yüksek olduğu mahalleymiş ve biz enayi gibi 3 tane kız öyle yürüyüp gittik yani, bilmiyorum. Neyse ki başımıza bir iş gelmedi çok şükür, ama hani bu seferki bu iki oda bir eve, bir salon eve çıkacağım derken ben tüm Brooklyn'i, Queens'in de yarısını gezdim. Daha Manhattan'a bakmıyoruz çünkü çok pahalı oralar. Yani şu an Brooklyn'de gitmediğim yer yok çünkü her yeri gezip kendim gözlerimle gördüm hani nasıl bir mahalle. O bana daha iyi bir fikir. Mesela şu an biliyorum nerede yaşanır, nerede yaşanmaz. O yüzden mesela Shipstead Bay'de yaşanır. Ben böyle bir şey yaşamadım çünkü Shipstead Bay'de yaşayan insanlar bana benziyor. Ben gibi insanlar. O yüzden hani bana garip davranmıyorlar, uzaylı gibi bakmıyorlar, ama o tarafta adam koşuyor, senin gözün farklı diyor, kızın gözü çekik diye yani. Neyse tabii biz ev bakmaya devam ediyoruz. Bir tane ev bulduk, iki oda bir salon, evin boyutu çok güzel, benim alacağım oda çok büyük, inanılmaz büyük ev, hani eski böyle pre-war diyorlar, böyle eski 100, 150-200 yıllık ev yani.
böyle brownstone yani brick. Brick yani Türkçesini unuttum. Öyle bir ev. Neyse beğendik işte. Nofi apartman, biz nasıl bunu kiralayacağız? Çünkü şu an ikimizin de kredi skoru var ama bu sefer şöyle bir sorun çıktı. Senin kredi skorun birkaç aylık. Biz bunu kabul edemeyiz. Al bir de buradan yak bir de. Hani kredi skoru da yetmiyor. İşte maaşları yazdık, bir de böyle salladık. Ekstra şu, şu var bu var. Tabii onu göremiyor banka statement'ında. O da sıkıntı oldu. Dediler ki garantora ihtiyacınız var. Bu da ne? Kefil. Yani senin için oraya imza atacak o kişi. Ama o kişinin de çok çok para yapması lazım aslında ama ki sizi cover edebilsin. Benim canım biricik ablam var. Burada taşındım. Cemre'nin bana kazandırdığı, hayatıma kazandırdığı gerçekten ailem buradaki diyebileceğim bir ablam var. Sağ olsun o benim için imzaladı bizim dokümanları. Bu şekilde bu evi kiraladık biz. Şey konusunda bilgi vereyim. Şimdi evi kiraladık ama şimdi nasıl taşınacağız? Çünkü ben ilk taşındığımda Cemre'nin arkadaşının arabasına doldurduk valizleri. Daha eşya da yoktu. Öyle taşınmıştık. Şimdi burada taşınıyorsanız ve çok para vermek istemiyorsanız, çünkü movers var yani, adam geliyor topluyor her şey gidiyor. Bunlar bayağı para tutan şeyler. Ben o ara çok böyle her şeyin hesabını yapıyorum. Nasıl para save ederim kenara diye. Çünkü aynı zamanda avukat ödüyorum bu green card için. Bu neyse şey, şöyle bir olaydan haberim oldu. Tabii o ara Kamil benim erkek arkadaşım. Şu anki nişanlım. U-Haul diye bir şey var. Böyle minibüs gibi, arkası kutu gibi böyle küçük kamyon, kamyon değil de ne denir işte, küçük böyle taşıma kamyonu diyelim. Öyle bir arabalar var böyle farklı size'larda, farklı ölçülerde. Onu ödüyor, kiralıyorsun ama senin sürmen lazım. Ve kiraladıktan sonra da her kilometre başına yazıyor. Yani o gün geri bırakman lazım aslında. İşte genelde herkes bu U-Haul'u kullanıyor ama ehliyetin olacak. İşte bunu kullanacaksın. Bir de yani tüm sorumluluk sana ait. Neyse ki Kamil sayesinde U-Haul kiraladık. Çünkü burada Amerikan ehliyetim yoktu o zamanlar. İzin vermiyorlar ona. İşte Kamil kiraladı, o sürdü. Tüm evi yükledik U-Haul'a. Gittik. Crown Heights'ta kiralamıştık. Crown Heights'a nasıl bir yer? İnanılmaz bir noktada kiraladım. Sağa dönersen Yahudi şehri. Yani çok bir de böyle şey, Yahudiler, Hasidik denilen, yani modern değil, daha böyle eski tarzda geleneksel olarak yaşayan, hani kıyafetleri değişik, böyle yap sabah ritüelleri falan böyle değişik duyuyorsun, görüyorsun. Sola dönersen full gangster, siyahi. Ben de tam ortada yani. Ama o Yahudi bölgesinden gittiğim için gayet güvende hissediyorum kendimi. Neyse buraya taşındık. Bu evde de bir yıl yaşadık. Daha sonra zaten yolları ayırdım o roommate'le ve Manhattan maceram başladı. Ve Upper West Side'a taşınmıştım oradan sonra. Ve orada 1,5 yıl yaşadım. En uzun yaşadığım yerdi. Ve yani böyle bir yer yok yani. İnanılmaz mükemmel, mutluluk dolu bir yerdi yani. Geri oraya dönmek istiyorum. Şimdi neredesin dersen yine Brooklyn'e taşındım. Çünkü işi Long Island'da iş değiştirim. Yeni işim Long Island'da, Brooklyn daha yakın diye buraya taşındım ama
Tabii Central Park'ı çok özlüyorum. Ama o Manhattan olayını da bir sonraki videomda anlatayım. Çünkü o çok güzeldi ve çok şanslı bir şeyler geldi başıma. Crown Heights'da neler yaşadığımdan da bahsedeceğim bir dahaki videoda. Çünkü ilk defa yani beyaz bir mahalleden çıkıp böyle daha karışık bir yere taşın. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip takip ederseniz çok sevinirim. Hoşça kalın.